Ee, Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki Rusya ile değil Batı ile ilişkilere öncelik vereceğiz. Hmm. Nereye demiş? BBC'ye demiş. İngiliz Devleti'nin yayın organına konuşan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dış politikaya dair Türkiye'yi yeniden yönlendireceğiz demiş. E yapabilirsen tabii buyur yani. İzmir mitingi öncesi BBC'den Orla Guerin'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu seçilmesi durumunda Kremlin'le değil Batı ile ilişkiler öncelik vereceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu bunu uygar dünyanın bir parçası olmak istiyor sözleriyle savundu. Allah sana çok şükür ya Rabbi. Uygar dünya neresiymiş? Batıymış. Kremlin ne e, bu durumda? E, i̇lkel dünya oluyor değil mi? Vahşiler. <laughs> Texas Tomix okuyanlarınız varsa e, orada kızılderililere vahşiler der beyaz adamlar. Uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz ya senin uygar dünya dediğin tarihin son 300 yılında Belçika Kongo'sunda e, elmas madenlerinden kaçmasın diye insanların ayağından birini kesen uygar dünya. Senin uygar dünya dediğin Afrika'yı talan eden uygar dünya. Senin uygar dünya dediğin. Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'sunda PKK, PYD'ye 50 bin tır silah veren uygar dünya. Senin uygar dünya dediğin Türkiye'de 15 Temmuz 2006 tarihinde darbe girişiminde bulunan uygar dünya. Te Allah'ım ya! Derya Hanım ne yapalım ayrıntısına bakalım mı? Bakalım peki Derya Hanım buyurdu. Bakacağız artık başka çaremiz yok. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Cumhurbaşkanı Derya bir de seni merak ediyorlar biliyor musun? Ya Halil abi kim bu Derya ya falan diyorlar. Ben de diyorum ya ya işte 60 yaşlarında çirkin bir kadın işte falan diyorum. Ama bayağı meşhursun yani camiada haberin olsun. Ne bilsinler senin manken gibi bir şey olduğunu. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin yabancı basın kuruluşlarında ard arda analizler ve söyleşiler yayınlanıyor. İngiliz BBC da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Batı ile ilişkilere öncelik vereceğiz dediğini aktardı. Cefer'in yayın organı Foreign Affairs'te ise Kılıçdaroğlu'nun Avrupa'yı kucaklayacağı kaydedildi. Avrupa'yı kucaklayacak mı? Nasıl kucaklayacak? Be? kolların kaç kilometre olmasına neyse kucaklar biz karışmayalım. Onların işine karışmayalım. Rusya'nın Cumhurbaşkanı ondan sonra seçimi kaybeder Halil senin yüzünden oldu der. Değil mi? Yani aman bir de onunla uğraşın işin yoksa. Rusya'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı müttefik olarak gördüğü seçilmesi durumunda Erdoğan'ın NATO'da iddialı tutum takınacağı belirtildi. Yayınlarda Türkiye'de güvenlik endişesi olduğu da savunuldu. Türkiye'de güvenlik endişesi olduğu savunulmuş. Benim rahmetli annem Besime Hanım Üsküp'e Köprülü'ye yakın Ivankovski Kowski Türklerin deyimiyle Yuvanlı köyünde doğmuş. İşte 55-56'da gelmişler. Lüleburgaz'da kalmışlar birkaç sene. O arada ben doğmuşum. Ben iki yaşındayken Sefaköy'e gelmişler. Ama e, kadın yani dik kadın böyle, Rumeli kadını. Ondan sonra Uğur Mumcu'nun arabasına bomba konulduktan e, bir gün mü iki gün sonra mı ne erken uyandım. Araba bahçede park halinde. Saat altı falan, altı buçuk. Bir baktım annem arabanın altına eğilmiş bakıyor, orasına eğiliyor bakıyor falan. Güvenlik endişesi budur. Aman oğlumun arabasına da bomba koymuşlar mıdır diye kadın kontrol yapıyordu. Sonra işte 2007-2008 biliyorsunuz Ergene Konballos. Bir sabah uyanıyorum bakıyorum eşim salonun penceresinden sokağa perdeyi aralayıp bakıyor. Acaba Halil'i almaya geldiler mi? Bakın güvenlik endişesi budur. 2016'dan sonra o darbe gecesinden sonra benim hiçbir güvenlik endişem kalmadı. Ha şimdi birilerinin güvenlik endişesi varsa ha onlar endişe duysunlar. Bak onlar endişe duysunlar. Burada bahsedilen şey hiçbir şeye benzemez. Vatana ihanetin korkusu, millete ihanetin korkusu. Onların korkusudur, onların endişesidir. Onlar endişelensin. Rahmetli artık Endişelenemez. Eşimin de öyle bir kaygısı kalmadı. Benim de öyle bir kaygım kalmadı. Hiçbir kaygımız yok. Zaten o zamanlarda aman alırsınız alın yahu falan diyorduk. Ama şimdi birileri endişeleniyorsa bu Türk milletinden endişesi değildir. Onu hemen vurgulayalım. Ondan sonra... Milliyet İttifakının 30 Nisan'daki İzmir mitingi öncesinde BBC World'e konuştuğu aktarılan yazıda Kılıçdaroğlu'nun şu sözlerine yer verildi. Modern dünyanın bir parçası olmak istiyor. Aa çok güzel. Tamam işte Çin'in bir Çinle Asya'yla e, ne bileyim Hindistan dünyada e, bilgisayar teknolojisinin en yüksek olduğu yerlerden biri. E Rusya öyle. E, birlikte olalım. A derdi başka onun. Bağımsız medya ve tam yargı bağımsızlığını istiyoruz. Bağımsız medyayı unut. Kendine bağımlı kaç tane medya kuruluşu var Kemal Bey? Orada CHP aleyhine tek laf söylenebiliyor mu? Muhalefet eleştirilebiliyor mu? Altılı masa. Ya Yılmaz neydi o şeyin adı? Özdil, Özdil. Adam bir laf etti. Anında bir gün tutmadınız ya. Sözcüden de kovdunuz. Televizyondan da kovdunuz bağımsız medya olma, istiyormuş. Te. Erdoğan böyle düşünmüyor diyor. Daha otoriter olmak istiyor. Bizle Erdoğan arasındaki fark siyah ve beyaz arasındaki fark gibidir. Ben karışmam sizinle Erdoğan arasındaki farka ama bence aranızdaki fark siyah ve beyaz gibi değil. Daha çok gri'nin 50 tonu gibi. Yani onu da söylemiş olayım. Kılıçdaroğlu haberin altında imzası bulunan Orla, Orla Guerin'e konuştu. BBC muhabiri Kılıçdaroğlu mitingden önce bana Türkiye'yi yeniden hizalayacağım, Kremlin yerine Batı ile ilişkilere öncelik vereceğini söyledi, ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca kazanmaları halinde Erdoğan'ın sessizce iktidarı bırakacağını da söylediği bildirildi. Ya ne yapacak ya? Ya Allah Allah sanki ilk defa iktidar kazanılacak ya da kaybedilecek. Bütün iktidarlar sessizce bırakır gider. Muhalefet de siyasettir. Kılıçdaroğlu'na sandık güvenliğine yönelik işleri de soruldu. Kılıçdaroğlu her sandıkta birden fazla gözlemcimiz olacak. Oyların doğru ve güvenli şekilde atıldığından sayımın düzgün yapıldığından emin olacağız. Bunu sağlamak için bir buçuk yıldır çalışıyoruz, önlemler alıyoruz dedi. Haberde seçimin ikinci tura kalmasının beklendiği, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığını kazanmasının, Cumhur İttifakı'nın ise mecliste çoğunluğu elde etmesinin öngörüldüğü belirtildi. Bence tam tersi olacak. Ee, Cumhurbaşkanlığı konusunda sanki Erdoğan daha önde ama meclis çoğunluğu konusunda sanki Millet İttifakı falan gibi görünüyordur bakalım. Ee, ama oraya %7 barajını aşıp bir grup kurarak meclise girecek olan Vatan Partisi bütün bu dengeleri değiştirir onu söyleyeyim. Cefere'nin yayın organı Foreign Affairs'te de Soner Çağap imzasıyla Türkiye'nin dirençli otokratı, devletin kolları ve güçlü dostları Erdoğan'ın en zor seçimi kazanmasına nasıl yardımcı olabilir başlıklı bir yazı yayınlandı. Soner sana e, sütümü helal etmiyorum da analık hakkımı... Dur karıştırdık. Bu sonar daha bu, şu kadardı. Darüşşafak'a da okuyordu. Bizim Ali'nin kardeşi bu. Ali de benim sınıf arkadaşım üniversiteden. Ya hani İstanbul'a gidiyorsun, son, bir çıkarsan hani şöyle bir hava alsa çocuk. Hani aile olmadan, bir yakın olmadan çıkamıyorlar ya. Ben alırdım bunu. işte. köfte ısmarlardım falan. Bir dolaştırırdım. Helal etmiyorum lan. Gittin Amerika'nın şeyi oldun. Neyse neyi. Yazıda Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda ülkeye yabancı sermaye girişinin artacağı kaydedildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Erdoğan'ı müttefik olarak gördüğü de belirtilen yazıda Kılıçdaroğlu için Avrupa'yı kucaklıyor ifadesi kullanıldı. Erdoğan'ın seçilmesi durumunda NATO'ya karşı oyun bozan tavrını arttıracağını bildirdi. Yazılı özetle şunlar kaydedildi. Hem Rusya hem de Suudi Arabistan için Erdoğan otoriter eğilimli, ve Batı'dan uzaklaşması nedeniyle cazip Putin Türk lideri ABD liderliğindeki liberal uluslararası düzenin düzeni baltalamasına yardımcı olabilecek bir müttefik olarak görüyor. Suudi Veliaht Prensi de muhafazakar bir otokratla anlaşmayı demokrasiyi ve Avrupa'yı kucaklayan Kılıçdaroğlu'na tercih ettiğini açıkça ortaya koydu. Erdoğan 14 Mayıs'ta muhtemelen böyle bir sonucu hedefliyor. Mecliste açık bir zafer ve Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur seçim. Bu senaryoda Erdoğan ikinci tura hazırlanırken seçmenlere bölünmüş bir hükümetin Türkiye için felaket olacağını ve istikrarı korumak için kendisini yeniden Cumhurbaşkanlığı'na getirmeleri gerektiğini söyleyecektir. E söyleyecektir yani bu yeni bir şey değil. Putin'in Hoşuna gidecek şekilde Türkiye muhtemelen NATO'da kalmaya devam edecek olsa da yeniden seçilen bir Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile birlikte ittifak birliğini baltalayan bir oyun bozan olarak daha iddialı davranabilir. Ya Orban'a benzetmişsiniz ama Orban adamdır, adam, adam. Adamın dibi. Orban ülkesinden sorusu kovan ilk adamdır. LGBT'ye karşı direnen ilk adamdır. Orban adamdır. Keşke Erdoğan da Orban kadar dümdüz yürüse. Bizimki biraz sağa, biraz sola, şöyle, böyle yalpalayıp duruyor. Erdoğan Orban'la birlikte 21. yüzyılın başlarında popülist otoriterliği icat etti ve bu model o zamandan beri Trump, Netanyahu ve Bolsonaro'da dahil olmak üzere başka liderler tarafından kopyalanmış bile olsa bile Erdoğan en iyi uygulayıcısı olmaya devam ediyor. Bolsonaro, Bolsonaro sizin adamınız. Bolsonaro'yu niye karıştırıyorsun? Netanyahu da sizin adamınız. Trump sizin başkanınız ya. Erdoğan'la ne alakası var onun? Putin Türk mevkidaşına nakit transferleriyle de yardımcı olabilir. Hem Rusya hem Suudi Arabistan için Erdoğan otoriter eğilimli ve batıdan uzaklaşması nedeniyle cazip. Bak şimdi diyor ki Putin Türk mevkidaşına nakit transferiyle de yardımcı olabilir. Yani diyor ki Putin Erdoğan'a para da verebilir. Ya verirse verir. Sizde ne? İki devlet arasında bir alışveriş. E siz vermiyor musunuz? Siz Türkiye'deki NGO dediğiniz kurumlara, medyaya para vermiyor musunuz? Fonlamıyor musunuz? Ha Putin verirse ne diye verir? Yatırım diye verir. Bilmem ne diye verir. Ta, ne adamlar bunlar ya. Allah billah. Hem Rusya hem de Suudi Arabistan için Erdoğan otoriter eğilimli ve batıdan uzaklaşması nedeniyle cazip. Putin, Türk lideri ABD liderliğindeki liberal uluslararası düzeni baltalamasına yardımcı olabilecek bir müttefik olarak görüyor. İyi, doğru görüyor o zaman. Suudi Veliaht Prensi de muhafazakar bir otokratla anlaşmayı demokrasi ve Avrupa'yı kucaklayan Kılıçdaroğlu'na tercih ettiğini açıkça ortaya koydu." demiş. Yanlış. Erdoğan zannettiğiniz kadar batıdan uzaklaşan bir adam değil. Özellikle mesela son aylarda "Aman batı bana bir şey demesin. Aman Amerika'yı kızdırmayayım." diyen biri. Yani öyle siyahla beyaz arasında bir fark yok Kemal Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan arasında. Ancak olsa olsa Green'in 50 tonu. Tam biri. Pah. Bu. Ama bu uluslararası yayınlar Türk medyasını bayağı bir heyecanlandırmış. Akşam gazetesi mesela birinci sayfasına emperyalizm heveslendi diye bir başlık atmış. Diyor ki Batı medyası seçim öncesi yine algı manşetleriyle çıktığı Fransız Le Express ve Le Point'le İngiliz ekonomist açık açık Erdoğan gitmeli diye yazdı. Muhalefeti övdü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun prangalardan kurtuldukça saldırılar artıyor. Patolojik hale gelen Erdoğan düşmanlığını esefle karşılıyoruz diye tepki gösterdi. Ee, ve Ulusal Kanal Haber Merkezi ekonomiste haber yapmış. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Batı'nın siyaseti şekillendirme çabaları da hız kazandı. İngiliz The Economist gazetesi altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ilan etti. Batı'nın yeni hükümetten beklentilerini sıraladı. İngiliz derginin analizinde Kılıçdaroğlu'nun NATO ve Batı ile ilişkileri düzelteceği vurgulandı. Oy verin, demokrasiyi kurtarın gibi çağrılarla seçmen dışarıdan yönlendir yönlendirilmeye çalışıldı. İngiltere merkezi The Economist dergisi altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan etti. İngiliz dergi sayılı günlerin kaldığı 14 Mayıs seçimlerini kapağına taşıdı. Derginin 2023'ün en önemli seçimi başlıklı yazısında 14 Mayıs'ta seçimlerde AK Parti iktidarının yenilgiye uğrayabileceği yorumu yapıldı. Türk halkı daha özgür, daha az korkulu ve zamanla daha müreffeh olacaktır. Yeni bir hükümet Batı ile yıpranmış ilişkileri onaracaktır. Yazıda Türkiye ile NATO arasındaki çatlağı gidirecek kişinin Kılıçdaroğlu olduğu vurgulandı. Bir muhalefet zaferi Türkiye'nin komşuları için de iyi olur. Batı için çok büyük jeopolitik değere sahip olur. Türkiye bugünlerde Avrupa'nın geri kalanından neredeyse tamamen uzaklaşmış durumda. Türkiye'nin NATO ile arasındaki çatlak da düzelmeye başlayacaktır. Türkiye NATO üyesidir ancak Sayın Erdoğan Orta Doğu'da yıkıcı bir aktör olmuş ve Rusya ile daha yakın ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Osman Kavala'dan da, efendim Selahattin Demirtaş'tan da eğer harp okulu öğrencileri darbeci diye yıllardır içeride onların da hakkını hukukunu savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız bize. İngiliz dergisi Batı'nın Kemal Kılıçdaroğlu ve Altılı Koalisyon'dan beklentilerini sıralarken Kılıçdaroğlu'nun terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a özgürlük ve KHK'lıları görevlerine iade etme vaadini hatırlattı. Türkiye'de demokrasi yaşam destek ünitesine bağlı. Türkiye'nin siyasi tutukluları arasında Kürt Partisi'nin lideri de bulunuyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunun tersine çevirmeyi vaat ediyor. Cumhurbaşkanı olan Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına saygı gösterme ve tutukluları serbest bırakma sözü veriyor. Yazıda Kılıçdaroğlu'nun seçilmesiyle Türk ekonomisini de yeniden batı rotasına sokma beklentisi dile getirildi. Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığını kazanırsa bankanın bağımsızlığını geri getirme ve enflasyonu tek haneli rakamlara indirme sözü verdi. Bu şanslıysa yabancı yatırımdaki çöküşü de tersine çevirecektir. Making it clear that we support opposition leadership İngiliz derginin yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak içtenlikle destekliyoruz ifadeleri kullanıldı. Muhalefetteki tüm partileri Kılıçdaroğlu'nun etrafında birleşme çağrısı yapıldı. Demokrasiyi kurtarın, oy verin gibi çağrılarla da seçmen dışarıdan yönlendirilmeye çalışıldı. Evet haber bu. Habere döneceğiz şimdi. Gazeteden de döneceğiz de. Bu arada bir son dakika, bunlar artık son dakika haberi olmaktan da çıktı. Günlük rutin işler haline geldi. MIT yine bulmuş. Terör örgütü PKK-KCK'nın sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirmiş. Neçirvan ben sana demedim mi? Teşkilat sizi bulur diye. Ha? Teşkilat sizi bulur. Bu artık e, günlük rutin iş haline geldi. Mit her gün e, bir üst düzey görevliyi buluyor. <laughs> Pert. Kolay gelsin. Ellerine sağlık. Şimdi e, şu işe bir bakalım. İletişim başkanı Fahrettin Altun prangalardan kurtuldukça saldırılar artıyor. Patolojik hale gelen Erdoğan düşmanlığını esefle karşılıyoruz diye tepki gösterdi. Esefle karşılamayın canım. The Economist, Le Point ve e, Le Express'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe e, hedefe ne diye bir şey olmaz. Hedefe koyan olur. Hedefe koyan haberlerin için başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi. Şimdi arkadaşlar bakın, e, bu Erdoğan'ı hedef alma e, haberi değil bunların hiçbirisi. Erdoğan zaten 2014'ten beri, hatta 2000 tabii 2014'ten beri hedefte. Haçanki silivri duvarları yıkıldı. Açan ki Türk subayı, Türk aydını, Türk siyasetçisi, Türk gazetecisi Silivri e, betonuna gömüle, gömülmekten kurtarıldı. O günden bu yana Erdoğan zaten e, Amerika'nın sevmediği bir adam. Bu haberlerin asıl amacı He, Erdoğan'ı hedefe koymak değil. Asıl amacı Kemal Kılıçdaroğlu'na yani Millet İttifakı'na destek vermek. Ne gibi Biden'ın seçilmeden önce yaptığı açıklama gibi biz Erdoğan'ı darbeyle devirmeyeceğiz. Ama muhalefeti birleştireceğiz, güçlendireceğiz ve Erdoğan'ı böyle yıkacağız. Şimdi mesele Erdoğan'ın düşman Erdoğan düşmanlığı değil burada. Mesele Kemal Kılıçdaroğlu dostluğu. Erdoğan Kılıçdaroğlu Avrupa'yı kucaklayacak. Hayır, Avrupa Kemal Kılıçdaroğlu'nu kucaklayacak. Amerika Kemal Kılıçdaroğlu'nu kucaklayacak. Bayağı bir kucaklayacak böyle kucaklayacak işte saracak, sarmalayacak, pamuklara saracak falan. E, etaminlere, e, ipeklere basmalara saracak ve iktidara getirmeye çalışacak. Peki de Peki de Batı'nın Türkiye ile ilişkisine Batı Türkiye'yi kuşatıyor mu? Kuşatıyor. Türkiye'yi bölmek istiyor mu? İstiyor. PKK'ya, FETÖ'ye kucak açıyor mu? Açıyor. EB be Kemal Bey bu batı seni kucaklarsa sen bundan hicap duymayacak mısın ya? Bu batı, bu Atlantik, bu NATO, bu Amerika bana ya Halil bakmayın öyle bağır çağırır ama iyi çocuktur dese ben sokağa çıkamam ha utancımdan. Eğer düşmanın seni övüyorsa sende bir numara var demektir. Ne bileyim.